Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, denizler kaynaştığı zaman, kabirlerin içi dışına çıktığı zaman, yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, gök o gün erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış pamuğa döner. Hiçbir dost diğer bir dostunu sormaz. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer nerede der. Kıyametin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar yumuşak kum yığını haline gelir. Eğer inkar ederseniz, gençleri ihtiyarlatan günden nasıl korunursunuz? O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. Onun sözü yerine getirilir. O gün insanlar ateş etrafında çırpınıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir. Onu gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler. Fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Sûre üflenince Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra sûre bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap açılır, peygamberler ve şahitler getirilir. Ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında adaletle hüküm verilir. Sadakallahü'l-Azim. Evet, kainatın yok oluşunun ne zaman gerçekleşeceği sorusu, inanan inanmayan her kişinin aklını meşgul etmiştir. Bilmek de o saat gelip çatana kadar mümkün olmayacaktır. Çünkü Yüce Rabbimiz Araf suresi 187 ve Lokman suresi 34. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Sana saatin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Sadakallahü'l-Azim. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir şahıs geldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu meselede sorulan, sorandan daha alim değildir buyurdu. Evet, her şeyin yok olacağı o saati Allah Resulü bile bilmiyordu. Gerçekten ölümün sırrı gibi kıyametin saati de İnsanlardan gizli tutulmuş ve insanlara bu konuda çok az bilgi verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayetinde Yüce Yaradan kıyametle ilgili olarak onlar o saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir buyuruyor. Ayrıca Necm Suresi 57. ayetinde de kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır buyuruyor. Bu ayetler kıyametin gerçek anlamda yaklaştığını bildiriyor. Gerçekten de kıyametin yaklaştığının en büyük alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gönderilmeyecek olmasıdır. Kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmemiştir ve gelmeyecektir de. Buhari, Müslim, Tirmizi ve Müsned-i Ahmet'te Hazreti Enes, Sehl bin Saidi ve
Bureyde radıyallahu anhümden nakledilen bir hadise göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahadet ve orta parmağını yan yana getirip göstererek şöyle buyurmuştur: "Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim." Yani iki parmak arasında nasıl bir başka parmak yoksa ve nasıl bu iki parmak birbirine yakınsa kıyamet de öylece yakındır ve benden başka da hiçbir peygamber gönderilmeyecektir demek istemiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul gashiye? Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, "Ümmetim şunları yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur." buyurmuşlardır. Yanındakiler, "Ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir?" diye sorduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları şöyle sıralamıştır: "Ganimet, yani milli servet fakir fukaraya uğramadan, sadece zenginler arasında tedavül eden bir meta haline geldiğinde, emanet ganimet gibi görüldüğünde, zekat bir ibadet olarak değil bir angarya ve ceza telakki edildiğinde, kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadınına itaat ettiğinde, babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığında, mescitlerde dünya meseleleriyle ilgili sesler yükseldiğinde, bir topluluğa onların en alçağı reis olduğunda, zorba kişiye sırf zararı dokunmasın diye hürmet edildiğinde, içki serbestçe içilir hale geldiğinde, ipek giyildiğinde, şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiğinde, bir ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere hakaret ettiğinde, artık kızıl rüzgarı, zelzeleyi, yere batışı, suret değiştirmeyi ve taş yağmasını bekleyin.